Bir de ada çıktı başıma ya. Hayır, adamdan kurtulmaya çalıştıkça adama yakınlaşıyorum. Bela gibi resmen. E sen ne yapacaksın? Gidecek misin peki? Ya kızım, delirdin mi sen? Gider miyim hiç ben yemeğe falan? Bir bahane uyduracağım, yalan söyleyeceğim, hastayım diyeceğim, gitmeyeceğim. Bir de sana ben çok kızgınım. Ay ne oldu? Ay ne oldu yine, ne yaptım ben? Kızım sen bana niye söylemiyorsun Ayaz'ın annesi önemli diye? Ya ne alaka ki, ben anlamadım şimdi. Ya sen bilmiyor musun? Ben o kadına hayranım. Böyle onun için çizimler falan yapıyorum ben. Aa, deli mi ne? Kızım ben nereden bileyim kimin hayranı olup olmadığını? E söyleseydin tanıştırırdım ben seni. Söyleseydin tanıştırırdım. Sinir. İyi insan lafın üstünde arar diyeceğim ama iyi de değil ki bizimki. Ayaz mı? Evet, sorma. Kapatıyorum, tamam hadi. Tamam tamam, bak şöyle yapıyorsun o zaman. Ses veriyorum. Yap bakayım. Hayır hayır, Öykü daha hasta ol, daha hasta. Böyle içten. Aferin, hadi bakayım göreyim seni. Alo. Hazır mısın bakalım? Ya Ayaz, böyle şimdi dün gece ben klimayı açık bırakmışım galiba. Hasta olmuşum. Böyle belime vurmuş. Fena hastayım. Beline vurdu da sesine ne oldu? Ya demek ki böyle belden boğaza doğru yürüdüyse, yani böyle klima bakterileri falan var ya, onlardan hep. Klima bakterileri. Enteresan. E neyse, geçmiş olsun o zaman. Biz de ada tatilini iptal edelim. Böyle gidemeyiz çünkü. Vallahi mı? E tabii ki. Yani sonuçta önemli olan senin sağlığın değil mi? Adaya başka zaman da gideriz. Çok teşekkür ederim ya, çok mutlu oldum. Başka ne düşünebilirim ki? Yani sonuçta adaya herhangi bir ilişkimizin olmadığını söylemek için gidiyoruz. E senin de istediğin tam buyken neden bahane uydurup da gelmemezlik yapasın ki? Yok canım, tabii hiç öyle bahaneler falan uydurmam ben. Huyum değil bir kere. Bence de değil mi? Neyse, tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. İyi hafta sonları. Alo, Timur abi. Ne haber Can? Barıştık mı? Can'dı değil mi? Cem'de ne oluyor ya? Acil müdahale ekibi geldi. Ablan nerede? Cem! Ne oluyor ya? Kim geldi? Ne işin var senin burada? Hasta ziyaretine geldim. Çok hastayım ben gerçekten. Ateş düşürücü. Ağrı kesici. Tamam canım, ben bunların hepsini içerim. Çok teşekkür ederim. Ama sen git artık bak, ziyaretin kısası makbul. Sen iyileşmeden şuradan şuraya gitmem. Can. Can değil, Cem. Cem. Ablana su kaynat, hadi yürü. Of ya. Ne yapacaksın? Sonunda kökten çözümlü. Kurtulacak mısın benden? İyi fikir ama hayır. Sıcak buhar yapacağız. İçine de mentolü attık mı turp gibi olursun. Ne mentolü ya? Turp gibi olmak istiyor muyum acaba ben? Sor bakalım. Belki memnunum hastalığından. Barışığım garibimle. Seviyorum. Ya çok fazla konuşup boğazını yoruyorsun. Senin dinlenmen lazım. Şimdi mutfak nerede? Hah tamam, bekle beni. Tut kafanı, tut. Buhar iyi gelecek. Çok çok iyiyim. Bütün damarlarım açıldı. Bir kez daha, bir kez daha. Sen devam et, ben mutfağa gidiyorum. Ne atlar karıştırıyorsun sen orada ya? Çorba. Ne çorbası be? Kendine mi yapıyorsun onu? İçmem ben asla. Bu anneannemin çok özel bir tarifi. Kesinlikle beğeneceksin. Çok tatlısın canım ya.
bunu içince gerçekten iyileşeceksin. Ne yapıyoruz? Bu ne be? Zehir mi kattın içine? Baktım da bulamadım. Canım ya, ne kadar tatlısın. Ama ben bunu içmem. Sen şimdi hastasın ya, hani ağzının tadı yok ya. O yüzden kötü geliyor, yoksa çorba mis. Hah, tam vaktinde geldi. Ne oluyor be? Kim tam vaktinde geldi? Abla! Timur abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Öykücüğüm, Timur abi bizim aile doktorumuz. Kendisi İstanbul'un en iyi doktorlarındandır. Ben istedim diye işini gücünü bıraktı, yanına geldi. Ne kadar iyisin. Gerçekten hiç gerek yoktu, çok zahmet etmişsiniz. Önemli olan senin sağlığın Öykücüğüm. Öncelikle bir ateşinizi ölçelim. Yani böyle bir ateş değil de bende bir halsizlik var. Biz yine de bir bakalım Timur abi. Ne olur ne olmaz. Maksat içimiz rahat etsin. Tabii, bakalım içimiz rahat etsin. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz kuzular? Aa, ne oluyor burada? Öykü, ne oluyor? Neyin var? Anneciğim, ne olur sakin ol. Yok bir şey. Nasıl sakin olayım? Yani düştün mü? Ne oldu? Hasta mısın? Neyin var? Meral teyzeciğim, ben Ayaz. Çok memnun oldum. Aa, Ayaz oğlum. Ben de memnun oldum. Öykü hastayım dedi. Der demez Timur abi kaptım geldim. Kendisi İstanbul'un en iyi doktorlarındandır. Çok teşekkür ederim. İyi yapmışsınız. Ne oldu? Hayrola? Ateşinize bakalım. Ateşiniz yok. Oh, Allah'a şükür. Gayet iyi gözüküyor. Bak dedim ben sana, abartılacak hiçbir şey yok. Yine de size bir iğne yapalım. Evet, yapalım yapalım. Doktor bey haklı, seni toparlar. Tabii gerekiyorsa yapın doktor bey. Tabii. Ne iğnesi ya, ben hayatta iğne falan yaptıramam. Ama Öykücüğüm, olmuyor böyle çocuk gibi. Ama kızım, çocuk haklı, çok ayıp. Bak iki saniyede yapıversin doktor bey. Ama bak beni endişelendiriyorsun. Ya anne, ben çok iyiyim ya. Hiç iğnelik bir durumum yok benim. Ha, çok sevindim. O zaman okul gezisine gidebileceksin. Okul gezisi mi? Öykücüğüm, hiç böyle bir şeyden bahsetmedin anneciğim. Meral teyzeciğim, tüm öğrencilerin katıldığı bir gezi bu. Çok eğitici ve aslında zorunlu. Ama işte Timur abi, ne diyorsun? Bence hiç mahsuru yok. Gayet iyi gözüküyor. Bu gezi hemen şimdi mi? Ya. Bak anneciğim, şimdi ben bu geziye gitmeyecektim aslında. Gitmeyeyim diyorum. Ama arkadaşlarım, canım arkadaşlarım çok ısrar ediyor. Canım, okul gezisi ise git tabii çocuğum. Niye gitmiyorsun? O halde ben arabada bekliyorum. Öykücüğüm, geçerken bırakırım seni okula. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum oğlum. Çok teşekkür ederim her şey için. Sağ olun. Önemli değil. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim doktor bey. Sağ olun her şey için. Geçirip geliyorum.